olacak. Bir gül balan olacak. Hoppala yavrum, hoppala kucak. Oğlum adam olacak. Babam ne babam ne yaparacak. Bir gün olan olacak. Hoppala yavrum, hoppala kucak. Oğlum adam olacak. Birazcık şu tepelerden al, tamam mı? Tamam, bir dakika. Şakaklar kalsın, çekme, dikkat et, evet. Evet. Zaten hepsini almaya kalksam kafan ampul gibi. Ah! Uf, uf, bu böyle olmayacak Nermin ya. Kopardığımız yerden beyazlar daha gür çıkıyor. Bana bak, müsaade et ben de boyatayım saçımı ha. Ay sinir, saçını boyatan erkek deli eder beni. Dur. Aslında... Ah! Of, 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 tepemi deldin ya. Ya bitmedi mi daha? Bitmedi. Orhan sen de bir tuhafsın. Erkeğin kır saçlısı olgun olur, havalı gösterir. Sen de kalkmış tek tek yolduruyorsun. Aslında normal bir şey. İkimiz de yaşlanıyoruz. Bunun yaşla başla ilgisi yok. Saç beyazı soya çekimden olur. Teyzemin kızının daha 15'inde saçları bembeyaz olmuş. Hadi canım boş versene sen. Bal gibi de yaşlanıyoruz işte. Ne demişler kızım? 50'yi geçtikten sonra çek kuyruğundan. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Senin ruhun yaşlanmış. Şuradan da keselim. Yavaş yavrum, benim korkum yaşlanmaktan değil. Bir dakika. Çevreye yaşlı görüntüsü vermekten. Bak artık her işte genç kadrolara yönelme eğilimi var. Ya, deneyim filan ikinci planda kalıyor. Bütün politikacılar saçlarını bıyıklarını boyatıyorlar. 75'ine gelmiş politikacı adam çıkıyor vatandaşın karşısına kömürcü çırağı gibi. Dur o... dur. Oynatma kafana. Nermin biraz aha, yavaş. Oo, hop hop. Oo. Aile var arkadaşım. Hadi lan geveze. Nereye böyle? Buradan. Gel bu tarafa, gel bu tarafa. Ya Nermin mahzunu batırıyorsun Allah aşkına ya. Kafan delik deşik oldu be. Boşuna çırpınma baba. Annemin dizlerinden kurtulamazsın. İlkokulda ben bitlendiğimde beni bir sıkıştırdı saatlerce. Kendisi istiyor oğlum. Yaşlı gösteriyormuş. Ne yapayım? Bırakmıyor ki boyatayım. Yakışıyor be baba. Aslında benim de şöyle şakaklarımda birkaç tane olsa olgun gösterir. Oğlum, hı? Bu sakalın nedir? Git tıraş ol. 3 günlük sakal. Ya
Her gün her gün tıraş olunca çocuk gibi gösteriyorum. Kimse üniversiteye gittiğime inanmıyor. Kızlar beğenmiyormuş Nermin. Çocuk olgun görünmek için kıllı dolaşıyor. Oğlum genç görünmekten korkma. Ananla bana bak, yaşlı görünmekten korkup nelere katlanıyoruz. Benimki makyaj, sen kendine bak. Ha. Yavaş al. Al baba bunu sakla. Koyalım. Dur ben şuraya çıkayım. Vay 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 vay. Aman baba! Of! Yüreğimi ağzıma getirdin. Oğlum tutayım derken düşürüyordun deli misin? Babacığım tutmasam düşüyordum Allah zaten. Allah. Baba otur Allah aşkına ya. Otur yavaş biraz. Bastonun nerede senin baba? Aa, dedem ihtiyar mı baba? Bastonun ne yapsın? Hey yavrum be! Şu kıyafete bak. Benim tişört de yakışmış. Muhallanı mı bizi? Ulan maytap geçme benimle. İkinci babaannen olursa görürsün gülürüm. Babacığım, babacığım birazcık dikkatli ol baba. Düşer bir yerini kırarsın. Allah korusun bu yaştan sonra kaynamaz. Kötürüm kalırsın sonra. Lütfen bastonsuz dolaşıp başımıza iş çıkarmayın. Bunun çalımı ne böyle geçirmiş kafasını oturak gibi boya kalıbını gençlik taslıyor bize. Babacığım, babacığım senin iyiliğin için konuşuyor. Bastonsuz dolaşma lütfen. He? Sen de beni iyice moruk görmeye başladın bakıyorum. Yatıp öleyim bari. Aman babacığım Allah korusun nasıl söz ya? Öyle öyle oğlum 80'ini geçen herkese yolcu gözüyle bakılır. 80'de gelmeyi kendim istedim ulan ben takdiri ilahi işte. Almayınca almıyor iki gözüm. Dede be vallahi sen dalya dersin. Ha? Ancak 60'ında gösteriyorsun inan. Baba oğlana para ver yağları yere aktı. Veririm tabii ulan niye vermeyeyim. Al bakayım. Al ulan tişörünün kirası. Bak oğlum yaşlılık tabiatın gereği. Akıbetten herkes korkar. Baksana sen bile harbi umumi biti ayıklatır gibi kafandaki akları ayıklatıyorsun. Yukarıdakini mi kandıracaksın lan? Tepedeki beyazlar arttı onları biraz ayıklatayım dedim. Ulan senin çocukluğunda da kaç tane beyaz vardı kafanda be? Yok ya. Sahi mi dede? Tabii ya. Soya çekimse ben ne yandım? Yok ulan iyidir. Beyazlanan saç dökülmez baksana bana. Neden öyle diyorsa doğrudur oğlum. O beyazlar irsiyetten değil. Küçükken rahmetli babaannemin anlattığı o korku hikayeleri var ya onlardan olmuştu. O gece rüzgar huu huu diye esiyormuş. Danga Dunga iğneli torbasına koyduğu çocukla birlikte perili evin önüne gelmiş seslenmiş. Harkut torbanı sarkut demiş. Harkut kanlı gözlerini tez tekerlek açarak torbasını pencereden aşağıya sarkıtmış. Danga Dunga çocuğu torbaya koyup yukarı gönderirken Harkut bu çocuk şişman fıstıkla pişir demiş. Harkut çocuğu almış mı? Harkut çocuğu pişirmiş mi? Harkut çocuğu yemiş mi? Susun kızlar anlatıyor babaannen ya. Şişman olmazsa yemez değil mi babaanne? Oğlum sıskayı ne yapsın? Sırf kemik. Harkut sıska çocukları önce kafese kapatıp fıstık üzümle besler sonra yermiş. Ya anlat babaanne sonra ne olmuş ya? Cemile. Harkut. Cemile. Çocukları bula bak. Annem gene masallarına başladı bu akşam artık çocuklar rahat huzur yok. Evet abi. Annem ne zaman gece masal anlatsa boynumuzda sabahlıyor. Ya öyle canlı anlatır ki yani anlattıkları sanki kendi gözünün önünde oluyormuş gibi. Tiyatrocu olacakmış. Yanlış gelmiş. Radyoyu da kapattırdı. Hiç olmazsa bir ses olurdu. Çocukların haline baksana. Korkudan hepsi üst üste çıkmış. Abi, Deccal masalını hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Ya bugün hatırladıkça hala korkuyorum. Şimdi neymiş efendim? Kadının biri yatsı namazından sonra çirkefli bir suyun üstünden atlamış. Ağzı böyle ensesine gelmiş. Arkadan da Deccal gelmişmiş de kadının ensesinden böyle dilini çekip 70 metre uzatmış. Ama bak vallahi bugün bir suyun üstünden atlayacak olsam çirkef suyu mu değil mi diye kontrol ediyorum vallahi ya. Bize de küçükken anneannem ne masallar anlatırdı. Kaynayan kazanda çocuk haşlaya dev anasını hatırladıkça yolunmuş tavuğu tencereye atamıyorum. Gene başladı. Rahmetli anneanneciğim aklıma geldi. Çok haklısın Cemile abla. Yolunmuş tavuk da çocuğa benzer hani. Manca var sen de benzetecek şey bulamadın yani. Danga Dunga gene o gece çocuk toplamak için bir evin mutfağına girmiş. Beklemeye başlamış.
Orhan, hadi oğlum küpten bir su getir, dilim kurudu çocuğum, hadi. Bana ne? Özden getirsin babaanne. Ya başım ağrıyor benim, bilmiyor musun? Ben ondan istemesini bilmez miyim kerata? Bak kızım başın ağrıyor, bir de bana akıl öğretiyor. Hadi bakayım getir, hadi. 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 Mustafa da gelsin o zaman. Ben korkarım, gitmem. Evde korkacak ne var be? Ya mutfakta danga dunga var. Çağla atan harkıta götürür. Harkıta pişirir gel. Hadi oradan masal o masal hadi. Ya hadi. Anne ya o anlatma çocuklara şöyle şeyler. Baksana hallerine çocuklar. Ne varmış çocukların halinde? Bak uslu uslu oturmuş dinliyorlar. Siz küçükken anlatmaz mıydım ha? Unuttunuz mu? Hadi Orhan evlat. Hadi git su getir çocuğum. Hadi. Bak getirmezsen masalın sonunu getirmem bilesin. Ya. Hadi Orhan. Mustafa da gelsin ya. Hadi paşam, hadi oğlum, hadi dilim kurudu. Hadi yavrum, hadi. Orhan da gelecek ama. Tamam gelecek, hadi. Hadi bakayım ha. Anneciğim, hiç olmazsa gece anlatma ne olursun. Çocuk altına işiyor sonra. Nurgül de işiyor hala. Aa, ben de işemiyor sanki hala. Ben işemiyorum, ikisi de işiyor hala. Susun, ayıp böyle şeyler. Ulu orta söylenmez. Anneniz burada olsa ağzınıza biber sürerdi sizi. Anasının da umurundaydı sanki. Fikret'le her gece o sinema senin, bu operet benim. Bu kadarcık kafası vardı Orhan, bardağı kafasına fırlattı. Hadi canım, öyle saçma şey olur mu? Himmi ne duruyorsun orada, hadi git baksana oğlum. Ayol Burhanettin Bey'miş. Danga dunga efendi babammış. Ulan siz daha yatmadınız mı? Kafama bardağı fırlatan hangi eşekti öyle? Dede. Ay. Dede ben hayalet sandım dede, affedersin. Çok çok korkmuştum ben dede. Öp ulan dedenin elini. Dede affedersin dede. Daru daru kafa mı kırıyordun oğlum? Danga dunga diye bir şey yok. Yok öyle şeyler. Bana bak bunun suratı yemyeşil olmuş. Git işet bunu ilmi. Bana bak evladım, hayalet meyalet öyle şeyler yok. Hepsi bu koca karının uydurması. Sen asıl hayat kavgasından kork evladım. Hayat kavgası ne demek dede? Büyüyüp baba olunca sen de anlarsın. Aç yavrum ağzını. Zihnin açıldı bir evladım aç. Yumurtalar yedi Orhan. Midem bozulduk ya. Aç yavrum soruları rahat cevaplandırırsın evladım. Yumurtalar tamam. Hadi oğlum. Lan hadi. İki senedir kursa gidip geliyorsun. Ulan eşeği bu kadar kursa yollasam vallahi makam da alırmasını öğrenirdi. Sen gir çık gir çık. Aç evladım. Bu sene sağlam mısın bari ha? Hadi canım. Ne diyor lan bu? Baba diyor ki korkudan şimdi dizlerimin bağı çözüldü. Cevabını akşama veririm dedi. Senin de yabancı dili maşallah iyi. Ulan imtihandan bu kadar korkarsan soruları nasıl cevaplayacaksın ha? Biraz cesur ol oğlum, cesur ol. İmtihandan Napolyon bile korkmuş dedi. Aç yavrucuğum hadi. Ağzını. Aç güzelim benim, aslar oğlum benim. Yani her imtihanda işte o bastı bacak Napolyon'u misal getirirler. Sanki herif dünyanın en cesur adamıyım. Efendim imtihandan korkarsayım. Babacığım imtihan savaştan bile korkunçmuş da bak. Savaş haberi verilen Napolyon, ben de imtihan sanmıştım demiş de korkmuş adam. İmdat! Abi evlat! Napolyon savaşa gitmiyor ki. Veriyor emri, başkaları ölüyor. Yavrum aç abi. Bu sefer de kazanamazsam askeri alacaklar. Ben asıl ondan korkuyorum. İşte bizde de onun için şafak attı baba. Bu kez hepimiz korktuk. Ya. Hadi oğlum. Artık torpil falan da yapmıyorlar baba. Yapmıyorlar. Yapmıyorlar tabii. Bu sefer kazanamazsa doğru asker oldum piyade. Öğün kalın mı söz? Ulan amma büyüttünüz be. Giremezsen gidersin oğlum. Her Türk çocuğu askere güle oynaya gider. Sen de gideceksin. Şimdi hadi, artık işler öyle değil dede. Asker oldun mu doğru gavur dağlarına gönderiyorlar. Göz gez arpacık. Allah korusun bu kez mutlaka gireceksin oğlum. Hadi şu gidelim hadi. Olsun oğlum. Tamam. Sen de şeye girersin. Açık öğretime girersin. Hadi. Tabii bu sefer sıkı çalıştı baba. Hiç korkun. Olmazsa oraya kapağı atarsın oğlum. Ondan sonra ortalık yatışınca sıyırırsın ya. Hadi. Ulan Orhan. Çocuğun aklını çelme ulan. Çelme ulan aklını çocuğun askerden soğutma. Bir hadi. Türk asker doğar asker ölür. Evet ben de ölmemek için kaçıyorum dedim. Hadi oğlum şu. Ne diyorsun ulan sen? He? Sen vatan haini misin lan? Askerlikten kaçılır mı? Biz askere gönüllü giderdik, gönüllü. Baba şimdiki askerlik sizin döneminiz gibi değil. Şimdi doğru cepheye gönderiyorlar. Ne diyorsun kızım sen? Şuna bak. Ulan biz... Ben iki kere askere gittim be, iki defa. İkincisinde, ikinci Cihan Harbi'nin
en civcivli zamanlarıydı. Ya mülazım-ı sani rütbesiyle ihtiyaç zabiti olarak 36 ay askerlik yaptım ben. Alamanlar o zaman dünyayı titretiyordu. Ha, komutan bir hazır ol çektiği zaman ulan vallahi kemik kesilirdi, kemik öl dese ölürdük. Bir Türk askeri cihana bedeldir, cihana. Türk'üz, cumhuriyetin gözümüz, tunç siperi. Türk'e durma, yanaşma, Türk'e de Türk ileri. Yahu evde helalleştiniz yetmedi, buraya kadar peşimize takıldınız. Hadi bakalım. Hadi. Davranın, geç kalıyoruz. Hilmi, suratını eşitme yavrum, bu bir vatani vazifedir. Ölürsen şehit, kalırsan gazi olursun, bu kadar. Ama baba, bu benim ikinci vatani vazife. 5 sene oldu bitireli askerliği ya. Dairede tam yer edinirken elime tutuşturuverdiler o celbi. Keşke senin yerine beni alsalardı Hilmi abi. Alaman kapıya dayanmış. Onun dostluğuna güvenilmez. Çağırdıkları zaman gideceksin. Hey maşallah be. Analar ne aslanlar doğuruyor Huriye. İhtiyaç zabiti mülazım-ı sani Hilmi Efendi'yi takdim ediyorum size. Hilmi, kendine iyi bak. Çocukları merak etme sakın. Kendine dikkat edesin Hilmi Bey. Bir kör kurşuna kurban gitmeyesin gözüm. Köpe sobasını be. Maşallah aslan gibi adama kurşun ister mi? Abi, siperden kafanı çıkarmadan önce süngünün ucuna miğferini tak, öyle çıkar. Ne olur ne olmaz. Fikret, eğlenecek zaman mı şimdi? Seni de çağırırlarsa görürsün. Bu adam hokkabaz olacakmış, yanlış olmuş kızım. Harf yok, darf yok. Bir cüt asker yetmiyor mu? Niye benim evladımı alıyorlar askere? Huriye, sus ya. Keşke onun yerine beni alsalar askere. Hudutlarda göğsümü siper etsem düşmana. Vallahi bugün bıraksalar 5-10 arkadaşla Hitler'in anasını ağlatırız evelallah. Abi Orhan'la Özden'i merak etme, onlar senin bize yadigarındır. Öz evladımızdan ayrısı gayrısı yok onların Hilmi abi. İki tane sahibi, biri 3 yaşında, biri 6 yaşında. Bak, onlar size emanet. Önce Allah size emanet. Ceryanda kalıp da üşütme. Bademciklerine dikkat et Hilmi. Yahu Cemile evladım, evde 40 kere tembih ettin. Zorla hasta edeceksin adamı. Herif sanki Pera Palas Oteli'nde baloya gidiyor. Bir karış toprak siper içinde, gece gündüz demeden, kar yağmur demeden vatanı bekleyecekler. Türk askeri üşümez. Biz Galicia cephesinde 3 ay karlar altında yattık, hiçbir şey olmadı. Cenab-ı Hak gayretini veriyor. Verir efendi baba. Ben Sivas'ta 24 ay dağlarda gezdim, dezde bile olmadım maşallah. Göğsüne sırtına kasça kağıdı koyarsın Hilmi Bey. Kasça kağıdı, kavi tutor. Karanfil kaynatasın Hilmi Bey bu. Karanfil sayı adamı ateş gibi yapar. Adam cepheye gidiyor, yoksa çerkir doryanda 5 çaylar. Sen ne diyorsun be Hristo? Adam cephede mataradan bir yudum su içecek vakit bulsun, ah megas vastesin. Abi, babamın uzun donunu çektim ayağına, yündür, malı mülkü sıcak tutar vallahi. Hadi lan makara geçme be. Sana da sıra gelirse görürsün gününü ama. Bana sıra falan gelmez. Trakya'da askerliğini yapanları alıyorlar askere. Ben çoktan sıyırdım o işi. Sen zaten hep sıyırırsın evladım. Bu adam Lüleburgaz'da karlar içinde debelenirken sen Beşiktaş'ın göbeğinde ihtiyaç zabitliği yaptın. Ben erazide yapılmayan askerliği askerlikten saymam. Abi geç kalıyoruz bak. Vapuru kaçırırsak treni de kaçırırız. Gidelim artık. Fikret doğru söylüyor Hilmi evladım, davran. Hadi Cenab-ı Hak yüzünü kara çıkarmasın. Hadi hadi. Hakkını helal et karı. Kat be kat helal olsun Hilmi. Kendine dikkat et. Allah o düşmanın gözünü kör etsin de benim biricik yavrumu görmesin inşallah. Abi merak etme. Cambarda çocukların bir babası sayılır. Ha, biz neciyiz burada? Bostan korkuluğu bu. Hilmi yavrum, sana verdiğim roververi sakın kaybetme, yadigardır. Babacığım nasıl kaybederim? Koskocaman şey. Ne muharebeler gördü o arslan. En zor anında imdadına yetişir. İşte o zaman babanı hatırlar. Ne oluyor ya böyle kadın gibi? Annemle babam sana emanet. Bir zabit ağlar mı? Siz de susun be, yazıklar olsun. Bir Türk askere cepheye güle oynaya gider, güle oynaya. Hakkını helal et.
Ya Allah sen bırakın şu şeyi helalleşmeyi artık. Vapur kaçıyor be. Sen sınırı bekleyeceksin de düşmanla göğüs göğüse geleceksin ha? Böyle sahile sümük askere gidilir mi be? Gönülsüz köpek uluya uluya sürüye kurt getirir. Hadi yürü bakayım. Yürü. Hadi. Annem beni yetiştirdi. Bu ellere yolladı. Bak Sürin Efendi. Şu şeker kıtlığında içine şeker bile atmışsın. Güle güle gidesin. Güle güle gelesin İlmi Bey'im. Bu yaştan sonra ta Vanlara git. Canavar ara. Olacak şey değil o. Allah aşkına gene başlama Nermin. Şeytan diyor git yazı işleri müdürünün kafasına bilgisayarı geçir. Daha genç birini bulamamışlar. Bulamamışlar. Deneyim önemli diyorlar. İyi. Öbür gazete ve televizyonlardan gidenler deneyimsiz olduklarından bu işi becerememişler. Ancak bu işin üstesinden sen gelirsin diyorlar. Tabii. Bulmadan da gelme diyorlar ha. Buldular bizim gibi sırtı yumuşa. Yüklen babam yüklen. Orhan sen daha doğru dürüst yüzmeyi bilmez. Bir kere göstermekle balık adam olunur. Ya aslında o sulara dalmaya benim de pek niyetim yok ama... Gitmeden önce şunu bir küvette deneseydik ha. Saçmalama Orhan. Ya ne olur ne olmaz delik belik olur. Tut. Dalmış gibi yap. Ne olacak? Herkes gitti bir şeyler uydurup geldi. Sen de uydurursun. Vallahi tıkanır kalırsın. Bu yaştan sonra ben de bu delilerle ne yaparım bilmiyorum. Koyun can derdinde kasap et derdinde Nermin Hanım. Aman canım ben... Tek başına kalınca ne yapacağını düşünüyorsun da ben geberip gidersem ne olacağını düşünmüyorsun ama. Ben şey için söyledim canım. Ne için söyledin? Tamam tamam tak şunu. Vallahi korkuyorum Nermin ya. Acaba vaz mı geçsek ha? Vallahi bilmiyorum. Yazı işlerindeki adamı tanırım. İşinden olursun yine ama yine de sen bilirsin. Oh. Of. Kararlısın değil mi baba? Oh, pek de yakışmış. Yanına bir de zıpkın al istersen. Oh. Hayvan sizin oyuncağınızdır. Devrim. Oğlum gene başlama. Bak akşam o kadar konuştuk. İki resim çekeceğim o kadar. Ekmek parası ulan. Oğlum. Gönderiyorlar sanki ben istiyorum. Baban Emir Kulu. Nereden buldun o tişört? Çevreci arkadaşlar hazırlamış. Bak baba, bugün arkadaşlarla sizin gazeteye hayvan hakları için bir yürüyüş yapacağız haberin olsun. Hoppala. Nereden çıktı şimdi bu? İşte buradan çıktı. Tam unutulmuştu derken gene Van Gölü canavarını gündeme getiriyorsunuz. Ne istiyorsunuz hayvandan ya? Oğlum evladım konu henüz açıklanmadı. Şimdi sen de aralarında olursan ben haber verdim sanacaklar. Yapmayın ya. Oğlum babanı işten atarlar. Kimi manda yüzdürdü, kimi göldeki rüzgar kırılmalarını görüntüledi. Yeter be. Ya orada gerçekten bir canlı varsa ve biri onu bir gün şişlerse mesela ya sen. Ulan oğlum saçmalama. Sen bir kere hayvan haklarından önce babanın yaşama hakkını düşünsene. Eşek herif. Yazılıp da çıkamazsan! Vallahi o senin problemin baba. Bak, bu görevi kabul etme, bu hedefi olursun, benden söylemesin. Aa! Duydun değil mi Nermin? Herif apaçık beni tehdit ediyor be! Şuna bak! Göğüslerimdeki şu soytarı yazılarla kalkmış hayvan hakları diye... ...kamunun haber alma hakkını kısıtlıyorlar be! Siz kimsiniz lan? Yarım aklınızda var ya elinize fırsat geçse babanızı bile kesersiniz siz! Eşli olacaklar, çıkar lan! Orhan! Çıkarım. Yapma! Devrim! Ne oluyor ulan koca eşekler? Güreş tutacaksanız çayı açıyorum be. Oo, Murat. Sen astronot mu oldun lan? Hayır, balık adam oldum baba. E ben sana balık adam olamazsın demedim ki. Adam olamazsın dedim. Ne oluyor lan? Canavar dedi. Ne canavarı ulan? Daha fena baban baban. Van Gölü canavarı bu baba. Şu torununda olacak haylaz herif kalkmış hayvanın rahatını bozacağım diye bana burada etmedik edepsizlik yapıyor. Ulan o haberin suyu çoktan çıktı be çoktan çıktı. Millet şimdi reklam olsun diye ota boka canavar diye isim takıyor. Siz canavar görmemişsiniz be. Harbi canavarlar asıl bizim zamanımızdaydı. Öyle saklanmazlardı. Orhan, kadırga canavarını hatırlasana. Vallahi alem adamsın baba be. Nereden aklına geldi şimdi ya?
çıtır çıtır. Simitçiğim, simitçiğim. Bir simit versene kardeşim. Ne zaman azarlar bu kadırga canavarını? Gün yükselmeden azarlar abla canavar. Kaç kişinin kanına girmiş, gözü kör olası. Canavar abla bu keser de biçer de. Seninkisi iki kişinin ırzına geçmiş, üç kişinin de canını almış. Tüh Allah kahretsin, görüyorsunuz değil mi? Ölüp ölüp diriliyormuş diyorlar, aslasları var mı acaba? Vallahi ben de duydum. Polisler bunu iki kere vurup öldürmüşler. Seninkisi ayaklanıp gidivermiş. Aman Allah'ım, pek sokulmayalım çocuklar biz. Vallahi iyi edersin abla. Anlayarsın be! Canavarı söyleten kendini sıkma. Çekil oğlum, çekil şu kadar. Gel. Tamam. İyi ama. İyi, burası manzaraya karşı. Hadi bakalım, gel. Serinki tutturduk kuru köfte yapın. Ay benimki senin oğlum. İyidir. Bak buradan görülüyor iyi. Ne göreceğiz be? Olmazsa ayağa kalkarız ya. Kalkarız tabii de. Nurseli'ciğim. Sen de vızıldayıp durdun, geleceğim diye. İşte buyurun, geldik bakalım. Kaç kişinin kanına girmiş canım? Altımı seyireceğim Fikret. Hiç. Şunları açmayalım. Özden, hadi şuradan bir zampa. Alsana anne. Anne, dolmadan. Sabah bekleyin. Hadi hanımlar, kolunuza bakayım bir. Aman. Hadi. Bizim kolumuz sallaşmış. Hadi bakayım. Ne zaman başlayacak acaba? Boynundan ne zaman asacaklar babaanne canavarı? Ay ne bileyim ben, hadi. Babaanne, kadırga canavarı asılınca ölecek mi? Nereden bileyim dedim ya çocuğum. Hadi bakayım. Oğlum babam diyor ki, o canavarı daha önce tam 5 defa asmışlar, hepsinde de dirilmiş, ölmezmiş o. Hortlakmış, hortlak değil mi baba? Bana da öyle söylediler oğlum. Ulan canavar, çocuklara ne biçim şeyler anlatıyorsun, hortlak mortlak. Onların tahteş şuurunda ne kadar derin izler bırakacak bilmiyor musun bunu? Yani Hilmi, bizim geldiğimiz yere bakar mısın piknik diye? Çocukların seyredeceği şey mi bu Allah aşkına? Yemesene şu tırnağını, 13 yaşına geldi. Yemiyorum, dişim çizmiş oldu. Ya Cemile, bizimkisi eğlence için çocuklara valsın diye getirdik. Anne, 5 dakikada bitirler herifin işini işte şimdi. Baba! Baba, kadırga canavarına iğne mi yapacaklar? Yok oğlum, asacaklar. Bak şu dar ağacını görüyor musun? O ipi boynuna geçirdiler mi? Hadi be, oynayın, top oynayın falan. Bak temiz hava, hadi. Dayı, o canavar ipte ölmezmiş. 5 kere kurtulmuş o. Ortakmış o ya. Sen şu ipe baksana oğlum. Koskoca halat. Bundan kurtulamaz, ölecek işte. Amma kalabalık oldu burası ya. Ya. Gelene maşallah. Ya. Niye sustunuz öyle ha? Dut yemiş bülbül gibi gözünüzü dar ağacından ayırmıyorsunuz. Orası size göre değil. Hadi bakayım, gidin ip oynayın hadi. Bana ne? Ben ip atlamam, korkarım. Oran atlasın. Ben de atlamam, çok korkarım. Mustafa atlasın. Ay. Ben hiç atlamam, ödüm patlar. Kadırga canavarı atlasın. Özden kızım, Özden. Bir bardak su ver bakayım, bana ağzım kurudu. Hadi bakayım, koy. Nerede olmadı? Sağ ol kızım. Baba, ne zaman asacaklar canavarı? Dökeceksin şimdi, bırak asılmayı kesilmeyi. Çekil bak, içim ezilmişti, pek de güzel olmuş. Babaanne! Babaanne! İnsan ölünce ne oluyor? Tamam, her şeye karışma sen. Bundan büyük işlere karışma dedim. Hadi git top oyna. Fikret bak, getiriyor. Geliyor. Geliyor, getiriyorlar. Geliyor. Süklüm püklüm haline bakıp insanın acıyası geliyor Hilmi abi. Ne süklüm püklümü be? Pezemek Efe dayı sanki. Çalımına bak şunu. Bunlara acımayacaksın abi. Ölmezmiş diyorlar. Kaç kere vurup gömmüşler, o gene çıkmış. Ulan bunları böyle asacaksın, sallandıracaksın. İbretim alem için vallahi, sonra canavar çıkıyor mu çıkmıyor mu görürsün bakalım. Öyle deme be Hilmi abi, o da can. İçim bir tuhaf oldu. Gülüşe bak. Ay bakamayacağım, dayanamayacağım, içim tutamam. Ulan şu canavar denen herife bakın be.
Al çocuk boylu kadife donunu. Bu benim karşıma çıkacaktı da ağzını burnunu kıracaktı bu herif. Boyuna bakma sen onun. İstediği zaman 2 metre oluyormuş. Şimdi kafasına ip geçince o 2 metre 3 metreye gidiyor ama. Nerede kadar canavarı ayol? Onu yeni bir mazlumu kanına giymesinler Fikret. Sahi bu 7 cücelerin öfkelisine benziyor. Ay, canavar bu adamın. Tövbe estağfurullah. Tövbe eliniz kırılsın inşallah. Ayol bunlar canavar diye çocuk asıyor. Şimdi şunlara bir şey söyleyeyim. Memur Bey! Memur Bey! Siz de bu kadar insanı toplamışsınız burada. Alay mı ediyorsunuz ya biz de baksanıza? Çocuk gibi adam asıyorlar. Yahu sabahın köründe bu kadar insanı toplamışsınız kadınca canavarı diye. Yuh be size yuh! 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 Çocuk asıyorsun çocuk asıyorsun. İnsan ölür be. Geçen gün yeni müzikçi boğazımı sıktı. Az daha ölüyordum. Niye? Yaramazlık mı yaptın? Yok oğlum. Derste şarkı söyletiyordu. Yanlış okumuşum. Oğlum bu öğretmen çok sertmiş. Döver tabii. Sen de doğru dürüst okusaydın. Sesim kötü sesim. Evde şarkı söyleyince annem de dövüyor. Bu öğretmen öbür okulda da 4 öğrencinin gırtlağını sıkmış. Yok be. Vay anasını. Demek doğruymuş. Ne doğruymuş? Çocuğunu da güzel şarkı söyleyemiyor diye bir tokatla öldürmüş dediler. Vay anasını. Niye hapse atmamışlar peki? İspat edememişler. Hatta kocasını da şarkı söyleyemedi diye sobada yapmış. Etme lan! Koskoca adam nasıl girsin sobaya? Parçalayıp sokmuş vallahi. Annemle teyzem konuşurlarken duydum. Peki bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şimdi korkma sönmezi bu öğretmen mi idare edecek? Herhalde. Oğlum o zaman arkadan tüyelim. Bana ne oğlum? Ben böyle ağzımı oynatırım söyler gibi yaparım arkadaş. Niye gırtlağımı sıktırayım? Ben de aynı şeyi yaparım vallahi. Gideyim sınıfa haber vereyim de onlar da cırtlak ses çıkarmasınlar. Ben de kendi sınıfıma haber vereyim. Mustafa, sen de bizim kızlara söyle korkma sönmez adam gibi söylesinler oğlum. Hoca boğazlarını sıkar vallahi. Doğru lan. Sıraya girin. Dikkat. Rahat. Ol. Buyur hocam. Fa sol la la korkma sönmez bu şafak. Bunlara ne oluyor müdür bey? Burası sağırlar okulu mu yoksa? Ne oluyor size çocuğum? İstiklal marşı söyleyeceksiniz ulan. Hadi bakayım hep birlikte 1 2 korkma. Çocuklar, bana uyun. Dikkat. 1 2 korkma sönmez. Aa, tuhaf. Hiç böyle şey görmedim. Müfettiş amcam oraya tayin etmeyelim dedi de ben dinlemedim. Haklıymış. Bunlar daha İstiklal Marşı'nı bile bilmiyor. Bilmez oldular mı hocam? Şey demediler yani. Nasıl söyleyeyim size alışamadılar. Hadi bakayım çocuklar. Hep birlikte söylüyoruz. Hazır olun. 1 2 İstiklal Marşı mı söyletiyorsunuz yoksa cenaze marşı mı? Niye kesiyorsunuz hocam? Ne güzel söylüyorduk. Her kafadan ayrı ses çıkıyor müdür bey. Siz buna marş mı diyorsunuz? Olsun efendim. Her kafadan bile olsa ayrı bir ses çıkartabildim. Siz hiçbirisinden bir ses çıkartabildiniz mi? Ne güzel marşımızı söylüyorduk. Müdür bey, affedersiniz. Ama bu marş meselesini müfettiş amcamı aksettirmek mecburiyetindeyim. Arz ederim efendim. Güle güle.
Ben senin müfettiş amcanı da bilirim, lakabını da bilirim, senin gibi öğretmenleri de bilirim. Çocukları korkutup hiçbir şey söyletmemektense eğri büğrü de olsa yüksek sesle maç söyletmesini bilirim. Hadi çocuklar, bir, iki. Korkma sönmez bu şafaklar da yüze dalsacak. Evet sayın seyirciler, maç süresi bitti. Bu penaltı son vuruş olacak. İtirazlar hala sürüyor. Bunlar niye itiraz eder Coşkun abi? Ben de itiraz ediyorum. Böyle penaltı olmaz. Lan hakeme bunlar mutlaka para yedirdi. Para yedirdi bunlar hakeme. Ulan son saniyede penaltı olur mu be? Şimdi penaltı attı, yendik diyecekler. Baba sus. İnşallah atamaz. Babacığım sus, ne olur sus baba. Konuşma çocuğun üstüne. Bal gibi de penaltıydı. Tabii. Bak. Bir de itiraz ediyorlar hakeme bak. Ben adamın yerinde olsam tuttuğum gibi kulağından atarım bunları dışarı be. İtirazlar bitecek gibi değil sayın seyirciler. Sanki hakem kararından dönecekti. Öyle değil mi Coşkun abi? Tabii. Şey olmuş şeyin davası olmaz. Hep itiraz ederler ama hiçbir şey değişmez. Ben bu maçın sonunu iyi görmüyorum. Bana bak, bu gol olursa bu statta kan çıkar evladım. Evet kan çıkar. Çıkmalı zaten. Maç boka benziyordu. Yazacak bir şey bulamayacağız sonra. Devrime o kadar gitme dedim. Dinleyen. Baba, bu oğlanın penaltı geç kaçırdığı hiç görülmemiştir. Şimdi var ya mutlaka koydu bak. Mehmet bu penaltıyı atar değil mi Coşkun abi? Tam 90'a koyar vallahi. Ulan ne biçim konuşuyor bunlar koydu moydu diye. Ulan siz stat saplı mısınız be? İnşallah ayağı kırılır da atamaz. Şunların ikisi de sizin kulübünüz değil. Kim yenmiş kim yenilmiş size ne? Ya bu maç bizim takımların durumunu etkiliyor Nermin. Bunlar bir yenilirse güm. Gol! Koçum benim be! Nasıl golcü ben atısın bu adı be! Kaleci kıpırdadı. Ben olsam penaltı atışını tekrarlatırdım. Gördün mü baba golü he? Gördün mü? Ne yapalım ulan? Gol sen gol ne bağırıyorsun? Üstüme başıma bira döktün, altıma işemiş gibi oldum burada. Ne biçim herisin be? Kızım da yüreğine indiriyordum be. Aman Orhan, ne oluyorsun ayol? Doktor sana ne dedi? Tansiyondan gidersin valla. Gol değil sayın seyirciler. Gol değil. Hakem saymadı. Tekrarlatacak. Ben demiştim. Kaleci kıpırdadı demiştim. Na gol gördün mü? Kaleci kıpırdadı, hakem de saymadı. Aslan hakem ulan, aslan hakem. Yok ya, pes be, bu kadar da olmaz artık ha. Bal gibi de gollü baba. Hakeme mutlaka dışarıdan para gösterdiler. Bana bak Orhan. Bu maç karakolda biter. Statta sinirler çok gergin sayın seyirciler. Seyirciler arasında yer yer kavga çıktığı görülüyor. Yorumun nedir Coşkun abi? Bu statta oluk gibi kan akar. Seyirci zor dağılır. Orhan bak ne diyor. Sen izin vermeseydin ben göndermezdim. Yolladım çocuğu savaşın içine. Lan Nermin, koskoca çocuk nasıl engelleriz Allah aşkına ya. Baba boşu boşuna sevinme ha. Bak yine atacağız göreceksin. Bu oğlan 30 defa topa vursun 30'u da gol. İnşallah atamaz. İnşallah atamaz. Uğur yapacağım. Ortada kuyu var yandan geç. Ortada kuyu var yandan geç. Out. Dışarı attı. Sittirsin böyle hakem be. Şurada bir sopa olacaktı ki. Gördün mü? Avut işte avut. Hadi oğlum kumda oynayın şimdi. Hadi bakalım. Yürü. Ya bu hakemler zaten seyirciyi böyle birbirine düşürüyor. Aman Allah'ım. Bu ne vahşet. Bu ne dehşet. Stat oldukça birbirine girdi sayın seyirciler. Tribünler sanki oldukça savaş alanı gibi. Ay, senin oldukçana be, oldukça diyor ama Türkçe'yi öğrenememiş, spikerlik yapıyor. Esas bunun dilini kesmek lazım. Şimdi ne olacak? Eyvah, palalar, bıçaklar, döner şeyleri hepsi fora. Bu duruma ne diyorsun Coşkun abi? Kaçalım diyorum aslanım. Şuradan ufak ufak tüysek. Ama camlı kapıyı yok diyorlar. Kapıyı açma. Açma Coşkun abi. Döner bıçağına dikkat. Kapat. Gittik ulan. Gördünüz mü? Kapıyı kapat. İnsanlar maça değil savaşa gidiyorlar. Yolladık çocuğu savaşın içine. Ulan Orhan. Çabuk getir şu dedenin revolverini. Açayım şu pezevenin kıçına iki delik de görsün gününü. Hadi kalp. Nerede baba, yastığın altında mıydı? Çabuk kalp lan, yayını kesmeden şunlar getir. Hadi çabuk. Ne oluyor ayol, çıldırdınız mı siz? Be Allah, sen kıçını kaldırana kadar bak yayını kestiler, gördün mü? İnşallah kaçmıştır. O kadar gitmedim. Şurada otur seyret dedim. Dinletemedim ki. Allah Allah, böyle rezillik, böyle kefazelik, böyle vahşet de olmaz be. Devrim kaçmıştır kızım, merak etme. O trafiğe falan kalmaz.
Tabii kaçmıştır o. Kafası çalışırken atalım. Ah Orhan ah. Hep senin yüzünden. Yolladın çocuğu savaşın içine. Ne olacak şimdi? Ben gidiyorum baba. Nereye gidiyorsun? Stadyuma. Çıldırdın mı sen? Stadda ne yapacaksın? Ya devrimi arayacağım. Oğlum hasbelallah şimdi bana bak. Kumların arasında pirinç tanesi mi arayacaksın be? Sen oraya gidene kadar saatler geçer. Polis bastırmıştır o hayı oğlum. Çocuğum bana ihtiyacı vardır. Geliyorum ben hemen. Çocuğum. Tam yedi deliler dokuz oturaklılar gibiyiz kızım vallahi. Ulan manyak mısın siz oğlum ha? Vallahi ben bir şey yapmadım. Siz hiçbir şey yapmazsınız zaten. Biz işkenceciyiz. Boku bokuna adam dolarızlar. Öldüm. Ölmezsin sen, ölmezsin. Maç savaşı yapan bir mücahit ölümden korkar mı lan? Gezinin lan gezinin. Tabanlarınız şişmesin. İdarelerinize durdur anlatmayalım. Komiserim elinizi biraz çabuk tutun. Daha çok zevk varmış. Üst üste vurup da şahsı gebertelim mi kardeşim? Komiserim bugün bana kömür gelecekti ya. Her şeyin bir usulü var. Temponu vuracaksın ki şahsın konu akmayacak. İçinde akamayacak. Ben karakolda kan istemem. Komiserim, komiserim ben orada öyle yürüyordum. Beni arabaya tıktılar valla. Kapa lan sen onu, kes sen onu. Ulan maça mı gidiyorsun? Savaşa mı lan? Savaşa mı maça mı gidiyorsun? Bize yazık değil mi? Yukarıdakiler bir olaya mani olamadınız diye vaktimize sıçarlar bizim. Bunlara bir şey olmaz komiserim, arkaları sağlamdır. Yarın çıkarlar, ayvayı biz yedik. Ha? Bugün keşke kömür istemeseydim ya. İmdat! İmdat! İmdat yok lan! Lan imdat yok, imdat yok! Kavgaya başlamadan önce düşünecektin imdatı. Çoluk çocuğun okula da alışmışydı ya. Ya şimdi bizim tayinimizi çıkartırlar, sen! Tayinim çıkarsa ben hapı yuttum komiserim. Karım hastanede yatıyor ya. Dur, ne olur vurmayın komiserim, yeter! Kalkın ayağa! Kalk! Kalk! Pabuçlarım! Pabuçak! Pabuçak! Bir sırtına! Bir sırtına! Dolaştır lan beni! Tabanları şişmesin! Bu yaptığınız insan haklarına aykırı! Siz hakkımı arayacağım bilesiniz! Kış ortasında bizim tayinimiz de insan haklarına aykırı! Şimdi yukarıdakiler bir olaya mani olamadınız diye okzumuzu sıçarlar lan! Babam gazeteci, bu işin peşini bırakmam! Ulan bak hala konuşuyor! Ulan hala konuşuyorsun, konuşma lan! Zorla kaşınıyorsun, dayak yiyeceksin ha! Adımızı da işkenceciye çıkartacaksın! Oğlum bu işkence! İşkence ha! İşkence ha! Ulan karı gibi sızlanma lan, bana karı gibi sızlanma! Yukarıdan bir zart sus gelirse, sen o zaman... Sürerlerse sürsünler! Ben bu millete şerefimle tam 20 yıl hizmet vermişim! Vatanımın her karış toprağı benim için mukaddestir! Çapakçı'na bile giderim ulan! Aman Hilmi neler diyorsun, nasıl gideriz oralara? Hilmi! Evladım, çeneni biraz tut yavrucuğum. Bak, dairede çok konuşuyoruz. Yahu insana bu kadar eziyet edilmez babacığım. Koymuşlar bir tayin sopası tepemize, insanı köle gibi çalıştırıyorlar ya. Baba, baba bak baştan söyleyeyim ben Çapakçı'na falan gitmem ha. Yani tam böyle liseye alışmışken... Vallahi baba ben de gidemem. Arkadaşlarım, dostlarım, ben dedemle burada kalırım. Ulan mesela dedik, mesela. Ha Çapakçı işte daha da başka yer. Sözün gelişi kızım. Vallahi ben de Çapakçı'ya gelemem Hilmi. Gelmeyin ulan, gelmeyin. Oturun burada hepiniz kıç büyütün. Tek başıma giderim. Sürünürüm de şerefime kara leke sürdürtmem Cemile. Aa sabır diye bir şey var be. Ulan maliye vekiline bile küfrediyormuşsun. Fikri de söylemişler. Babacım, affedersiniz onu söyleyen bok yemiş. Etmedim ama ederim. Ben bu millete namusumla 20 yıl burada bir fiil hizmet vermişim. Vallahi bir katakulisini sezdiğim adama vekil değil... Vükela olsun, en yükseği olsun, az mı geleni söylerim. Baba, baba bak ben bu Çapakçı'nın işinde yokum bilmiş olan. Ben de yokum baba. Ölümü gör doğru söyle. Bir şey biliyorsun da benden mi saklıyorsun? Tamam Cemile, bunu Çapakçı'na sürdüler de o yavaş yavaş bizi alıştırıyor. Ha babacığım yok öyle bir şey ya, ağzımdan öyle çıktı ya. Baba, baba bak beni Çapakçı'na falan götüremezsin ha. Orada lise bile yoktur ya. Baba bak darılma, vallahi ben de gelemem. Orada bana kısmet bile çıkmaz. Ulan deli etmeyin adamı be. Kim gidiyor be? Kim gidiyor? Ulan sizlerle de konuşulmuyor ki be. Hayda buyurun bakalım. Ne talihsiz insanmışım. İstanbul'da kalk Çapakçı'ya olarak git. Keşke memurla evlenmeseydim. Rahmetli babam demişti. Ölüsü de paradır, dirisi de paradır ama kasaba kasaba dolaşırsın demişti. Evlenmeseydin ulan be. Evlenmeseydin. Beni tayinle kimse korkutamaz. Vatanımın her köşesi benim için birdir. Ha İstanbul, ha Çapakçur. Baba, baba bak beni bu Çapakçur kadrosundan falan sil ona göre. Baba beni de sil. Hilmi evladım, sen şu meseleyi Fikret'e açsana bir tanesine baksın.
Tanımadığı yok herifin yükseklerde. Ya babacığım ortada fol yok, yumurta yok. Dairede bir tayin meselesi çıkardılar. Onun için şey diyorum. Yani bak babacığım. Beni tayinle hiç kimse korkutamaz. Ben vazifemin icabı neyse onu yaparım. Hilmi, olsun. Biz önden tedbir olalım. Sen Fikret'e bir söyle. Bana hiç onu el açtırma Cemile. Şimdi herif bir iş yapıyor sonra lakırtısından geçirmiyor. Yukarıda Allah var. Ben bir ona bir de kendime güvenirim. Sen hiç korkma karıcığım. Oğlum madem ortada bir mesele yok, niçin böyle konuşup da çoluk çocuğu korkutuyorsun? Baksana hepsi hazan yaprağı gibi titriyor. Babacığım, geçen hafta daireye iki arkadaşın tayini geldi. Bir tanesini şarkı tutuna gönderdiler, diğeri de cehennemin esmeri safiline gitti. Neymiş efendim? Çocuklar bir kalantorun vergi tehir talebini kabul etmemişler. Faiziyle tarh ve tahsilini istemişler. Aferin. Ben de olsam aynı şeyi yapardım. Vergi vermeyenin anasını belleyeceksin. Veren enayiydi sanki. Babacığım ben de öyle yaptım. Aynen öyle yaptım. O herif var ya. Evvelki gün bana geldi. Neymiş efendim? Vekil beyin arkadaşıymış da vergisini tehir edecekmişim. Açtım ağzımı, yumdum gözümü. Efendi dedim. Ben sana bu milletin tüyü bitmedik, yetimlerin rızkını yedirtmem dedim. İyi etmişsin. Ha, güya vekille beni korkutacak. Ama vekil bey de rica etti diye konuşmaz mı? Ulan o zaman işte etmedik ne vekilini bıraktım ne vekilasını. Aferin. İyi alt etmişsin. Cemile kızım, hazırla bunun bavulun orucunu. Bunun yolu uzun. Neden ses var mı? Tayinlerden. Bilmiyorum. Hasan Efendi. Buyur Hilmi Bey. Bugünkü muhaberat geldi mi? Gelmedi Hilmi Bey. Bugün pazartesi. Öğlene ancak gelir. İki kişi daha göndermişler abi. Ankara'da bir tanıdığım var. O söyledi. Vallahi benim tayinim çıkarsa ben gidip annem hasta abiciğim. Ay ben de gidemem İstanbul dışına. Zaten yakında evleneceğim. Otururum evimde. Siz olsanız gider misiniz o Allah'ın dağlarına Hilmi abi? Ağzından yel alsın kızım ya. Sizin için yol yakın tabii. Ben 20 senedir burada çalışıyorum. Kolay mı ayrılmak İstanbul'dan? Hilmi Bey'le ikimiz mecburcu. Hakkari deseler gideceğiz değil mi? Ay Hasan Efendi çenen tutulsun. Yahu Hartan'da daha yakın bir yer yok mu? Hakkari diyor yahu. Abi bu normal tayin değil bu. Sürgün. Ay vallahi sürgün. Geçenlerde tahsilattan gönderdikleri çocuk gitti de ne ailesi haber alabildi ne kimse. Ya. Yazık. Karısı toplamış tasını, tarağını, eşyalarını, öyle iki gözü iki çeşme. Nereye gitmiştik ki? Çapakçura abi. Allah'ım sana çok şükürler olsun ya Rabbim. Ben de bana malum oldu diyordum. Demek ondan dilime dolanmış. Ne malum oldu İlmi abi? Yok bir şey kızım. Ben öyle konuşurum bazen kendi kendime. İlmi Bey, hani Vezne'de bir Asım Bey vardı biliyor musun? Onu da Kızılcakçı'ya yollamışlar. Adam gitti bir haftadır ses seda yok ağay. Bana kalırsa ikisi de hatalı. Adam vekil tarafından geldim diyor, ondan olmaz diyor. Ya insan biraz suret sahibi olması lazım değil mi efendim? Tabii. Geçenlerde Hilmi abi de aynı şeyi yaptı. Ne vekilini bıraktı ne vükelasını. Yok canım. Vallahi helal olsun Hilmi abi. Yani şu dünyada kimin gücü kime yeterse. Doğru. Hilmi abiye kimse diş geçiremez. Nasıl asitlemiştin abi herife. Helal olsun valla. Hilmi abi, şey diyorum. Hani benim tayinim çıkarsa bir görüşseniz diyorum. Ya, durdurursunuz değil mi? Durdurur. Biliyorsun Hilmi abi benim de annem hasta. Sen bilirsin artık. Vekili vükülayı şey eden herhalde bir tayinde durdurur. Ya yapmayın çocuklar Allah aşkına ya. Ben sadece mükellefe muhterem vekilin adını bu işe karıştırmayalım dedim ya. Büyütmeyin Allah aşkına. Yok abi bu kadar alçak gönüllü olma. Şu dahi de senden yürekli adam yok. Hani vekilini vükülayı şehit ettiğinde nasıl tekmeyi basmıştın adama? Ya sen yanlış görmüşsün kardeşim, sen yanlış görmüşsün. Ben sadece adamı kapıya kadar teşhir ettim, o kadar. Ya büyütmeyin şu işi Allah aşkına. Bu ne surat ya, insan bir günaydın der.
kadar yandık, bu işte bir iş var. Bana selam verdi İlmi abi, kafasından bir şöyle yaptı. Bana da verdi, gözlerini böyle açtı, kapattı. Benim yüzüme bile bakmadı. Dedim ya, bu işin sonu kötü, bu iş var bunda. Yandık. Siz o vekili koymayacaksınız İlmi abi. Yani vekile vükelaya küfredilir mi Hilmi Bey? Bir tuhafsınız yani. Sana verdi, sana verdi, sana verdi. Buyur Hilmi Bey. O gelen muhaberatta sarı bir zarf var mı baksın? Sarı zarf mı? Bunu mu soruyorsun Hilmi Bey? Müdür Bey de sorduydu. Bu sarı zarf var ya, bu sarı zarf var ya, sarı zarf var ya. Eğer personelden değilse ne olur, yandık. Yani eshab-ı mesalih kovulur mu Hilmi Bey? Onu yaparken düşünseydiniz. Hiç vekili vükelaya küfredilir mi? İnsan biraz düşünür. Hilmi Bey, biraz bakar mısınız? Sevinç'ten bayıldı, biliyordu, biliyordu. Bunun kardeşi beyefendiye çıkıp benim yerime müdür tayin ettirmiş. Ya, alın, alın hayrını görün. Müdürüm, 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 kalk müdürüm, müdürüm.